Öncelikle hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Galatasaray'ın 2019-2020 kartlarını sizinle inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada böyle bir kutumuz var gördüğünüz gibi. 2019-2020 taraftar kartları yazıyor. Süper kadro. 22 farklı futbolcu, 30 adet kart. Ondan sonra Galatasaray Spor Kulübü lisanslı ürünüymüş. Ama burada işte 30 lira. Böyle sonra böyle içinde 30 tane kart varmış toplam. Şöyle kutunun ilk önce içini açtığımız arkadaşlar karşımıza şöyle bir şey geliyor. Burada kartlarımız var gördüğünüz gibi. Şimdi burada güç kartlarımız, numaralarımız falan var. XXL kartlarımız. Ondan sonra burada diyor ki bulduğun tüm kartları bu listede işaretleyerek takip et. Eksik kartlarını tamamla diyor. Burada işte seviyeler var 1'den 6'ya kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada gürü, bronz, gümüş, altın kartlarımız var gördüğünüz gibi. Böyle bir işte nasıl diyeyim afiş gibi bir şey var. İçinden çıkıyor. Sonra işte burada kartlarımız var arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Buradan incelemeye başlayalım kartlarımızı. İlk başta Galatasaray'ımızın stadı Türk Telekom Arena geliyor arkadaşlar. Böyle o zaman seyircili maçların olduğu zamanlardan bir fotoğrafımız gördüğünüz gibi. Böyle bir kartımız arkadaşlar. Sonra Galatasaray'ımızın hücum hattı var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Florin Andone, Younes Belhanda ve Emre Mor var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 97 numara, 23 numara, 10 numara formalarıyla. Hazırladığınız kadar arkadaşlar. Hücum hattımızda. Ve burada Mario Lemina'nın özel kartı var arkadaşlar. 6x gücünde. Toplam 365 puan gücünde. Forma numarası 99'muş arkadaşlar. Bu özel bir kartmış arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şöyle. Ondan sonra burada yine savunma hattımız var arkadaşlar. Mariano, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir. 22 veya 2 numaralı formasıyla 19 numaralı 3 formasıyla hücum hattımızı oluşturuyor. Savunma hattımızı oluşturuyor arkadaşlar bu futbolcular. Böyle kart numarası 61'miş. Güç kartı. 3-2'ymiş falan filan. Böyle bir kartımız. Yine burada kaptanlarımız var. 1 numaralı 8 numaralı formalarıyla. Fernando Muslera ve Selçuk İnan. Kart numarası 44'müş. Güç kartıymış. 5'miş. Şöyleymiş yine burada taraftarın gözdesi. Beklentileri karşılayamayan adam. Radamel Falcao 9 numaralı formamızda. Hatırladığınız kadarıyla bize Leipzig'ten transfer olmuştu arkadaşlar. Ama pardon Monaco'dan. Ama hiçbir zaman beklentileri karşılayamamıştı. Ve burada Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi Muslera var arkadaşlar. Ve burada yine tam kadromuz var arkadaşlar. Fernando Muslera 1 numaralı formasıyla. Mariano 22 numaralı formasıyla. Ve burada Marco Teixeira var arkadaşlar. 43 numaralı formasıyla. Yine burada Younes Belhanda var arkadaşlar. 10 numaralı formasıyla hatırlayacaksınız. Ondan sonra yine burada Cagna var arkadaşlar. 94 numara. Burada 92 numara Steven Nzonzi, 27 numara Christian Luyendama, 55 numara Yuto Nagatomo, yine 19 numara Ömer Bayram ve 8 numara formasıyla Ray Babel, pardon. Pardon, 19, 8 miydi Ray Babel? Yok, Ray Babel 11, aynen 11 numara formasıyla Ray Babel. Ve burada yine orta hattımız oluşan futbolcularımız. Adem Büyük, biz de Malatyaspor'a gitti hatırlarsanız. Burada Selçuk İnan. Burada Mario Lemina var. 99 numaralı formasıyla. Yanlış zamanda giren doğru adam. Şöyle. Ve yine burada savunma attığımız arkadaşlar. Mariano. Christian Luyendama. Ve Yuto Nagatomo. 22 veya 2 numaralı formasıyla. Ya da 27 numaralı forması. 55 numaralı formasıyla oyuncularımız. Kart numarası 57. Güç kartı. Güç 4. Yine böyle bir kartımız. Yine burada Steven Nzonzi var arkadaşlar. Bizi hatırlarsanız Sevilla'dan gelmişti. Şey, marka Mariano ile Steven Nzonzi. Forma numarası 92'ymiş arkadaşlar. Toplam 257 gücü varmış. 3x gücündeymiş. Burada güçlü güçler falan yazıyor şöyle.
Sonra burada yine Şener Özbayrak var. İşte bu ara formunun zirvesini yaşıyor. Formanın arası 2. Burada yine bir imzası var. Enzo Zien de var. Şöyle. Yani 220 toplam gücü. 3x seviyeymiş toplam. Kart numarası 1-4 falan. Burada yine Jimmy Durmaz var. 21 numaralı formasıyla. Sıra geldi zaten kısa süre durdu. Çok bir şey yapamadan gitti. 3 seviyeymiş. Toplam 224'müş gücü arkadaşlar. Orta saha böyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra böyle Yunus Akgün var 17 numaralı formasıyla. Toplam 219 gücünde. 3 seviye. Ve burada yine bir imzası var Yunus Akgün'ün. Kart numarası 94. Şöyle. Yine burada ondan sonra Marco Teixeira var arkadaşlar. 45 numaralı formasıyla Luyendama ve Marco Duvar defansımızın. 315 toplam gücü arkadaşlar. 5 seviye gücünde böyle. Şöyle bir kartımız. Yine burada imzası var Marco'nun. Yine burada Mariano var. Sevilla'dan gelmiş bizi hatırlarsanız. 22 numaralı formasıyla Mariano. Toplam 322 gücünde. 5x gücünde. 5x seviye yani bu. Bu güç. Burada Marco'nun işte imzası, kart numarası falan. Gördüğünüz gibi. Yine burada Jim Michael Ser var arkadaşlar hatırlarsanız. Bizden gittikten sonra Embolo Kante'ye dönüştü resmen. Burada yine 5x seviye gücünde. Sonra 329 toplam gücü. Kart numarası 3 bölü 6. Ondan sonra burada Sofyan Feghouli var. 3 aylarda gaza gelen arkadaşımız Sofyan Feghouli. Futbolcumuz 2 numara 2 seviye gücünde 329 toplam gücü arkadaşlar. Sofyan Feghouli orta saha Cezayir uyruklu futbolcumuz. Yine burada Ryan Hendong Tank takımımızın forveti, orta sahası, defansı her şeyi Ryan Hendong 15 numaralı formasıyla Tank. 4 seviye gücünde ve toplam 262 forma numarası 15 gördüğünüz gibi Ryan Hendong'un. Yine burada Radamel Falcao var arkadaşlar. Beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı. Siz hatırlıyorsanız Monaco'dan gelmişti. 4 seviye gücünde 301 toplam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Ondan sonra burada yine Adem Büyük arkadaşlar Malatya Spor'a gitti hatırlarsanız bizden. Umut Bulut'tan takımda oynuyorlar. Forma numarası 7. Adem Büyük orta saha gördüğünüz gibi. Toplam 303 gücünde ve 5 seviye gücünde. Ondan sonra kart numarası 4 bölü 6. Şöyle. Böyle burada Florin Andone var arkadaşlar. 23 numaralı formasıyla. Hatırlıyorsanız Muslera birlikte Konyaspor maçında çok ağır bir sakatlık geçirmişti. Muslera da geçirmişti. İşte o zaman Galatasaray çökmüştü zaten. Toplam 177 gücünde bir seviye. Florin Andone 23 numaralı formasıyla gördüğünüz gibi. Ve burada Taylan Antalya var arkadaşlar. Taylan Antalyalı. Galatasaray'ımızın geleceği arkadaşlar. Yani göbekte tüm işi yapıyor diyebilirim size. Bir seviye. 149 toplam güç. 48 numaralı forması Taylan Antalyalı. Yani geleceği olan birisi. İmzasıyla. Ve yine burada Selçuk İnan. Prime Selçuk İnan. Bir numara bir seviye toplam 356 forma numarası 8 hatırlarsanız arkadaşlar. Yine orta saha burada imzası böyle. Ve burada yine Christian Uyidam var arkadaşlar. 27 numaralı formasıyla defansımızda Marco ile birlikte bir duvar oluşturmuşlardı hatırlarsanız. 178 toplam güç, bir seviye, imzası. Kart numara 15 bölü 2. Burada yine Emre var arkadaşlar hatırlıyorsanız. Bizde kendini gösterdi. Sonra Dortmund'a transfer oldu. Ama Dortmund'da işte çöktü ondan sonra. Şu an ne yaptığını bilmiyorum. 97 numaralı forması. Bir seviye. 168 toplam gücü. Forvet. Gördüğünüz gibi 21 bölü 2. Kart numarası. Yine burada böyle kimlik gibi bir kartımız var arkadaşlar. Yuto Nagatomo'nun. Mevkisi defans. Forma numarası 55. Boy 1.69. Oynadığı takımlar FC Tokyo. G. Sena. Ondan sonra Inter. Böyle takımlarda oynamış işte. Kart numarası 18 bölü 1. Yine burada arkadaşlar Ömer Bayram var gördüğünüz gibi. Defans. Oynayan takımlar Naz Breda, Kayserispor, Akserspor, Ulumiyeri Hollanda, Ömer Bayram imzası da var. Şöyle gördüğünüz gibi kart numarası 10 bölü 1. Emre Taşdemir.
3 numaralı formasıyla milli takıma geldi bu sene. Ankara'da doğmuş. Oynadığı takımlar Ankara Gücü ve Bursaspor. Doğum tarihi falan filan var. İşte burada kart numarası, imzası, kart numarası 11 bölü 1 böyle. Yine burada Yunus Berhan da var arkadaşlar. Hatırlıyorsanız Snyder'in 10 numarasını alıp Berhan'da vermişlerdi. Ama Berhan hiçbir zaman ya istenen şeyi karşılayamadı. Sadece transfer döneminde böyle uçuşa geçiyordu. Doğum yeri Fransa ama Fas kökenli elbette. Oynadığı takımlar Montpellier, Dinamo Kiev, Schalke 04 ve OGS Mizda diye takımlarda oynamış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yunus Berhan'da. Ve son kartımız artık arkadaşlar. Ahmet Çalık. Galatasaray'ın defansında hatırlarsanız son dakikalarda oyuna dahil olan bir futbolcu. Şu an oynanan takımlar Gençler Birliği. Şu an Galatasaray'da değil zaten. Gördüğünüz gibi şöyle bir kart. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizden ricam kanalıma abone olmanız ve like atmanız. Eğer abone sayım yükselir ve like'lar çoğalırsa size şöyle göstereyim. Bunların da videolarını çekeceğim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle daha kartlarım falan da var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi daha 3 tane şeyimiz var arkadaşlar. Bunları da sizinle birlikte arkadaşlar öbür videomuzda inceleyeceğiz. Yani sen bir de arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Böyle bir şeyimiz var. İşte burada böyle kartlar falan var. Bunları öbür videoda inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani abone sayım ve like sayım artacaksa hepsini sizinle birlikte inceleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Ramazan bayramımız mübarek olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum.